öğretmenlerimiz dün Ankara zorlu bir günü geride bıraktı. Ee, Ankara'da böyle hava birden bozdu. Birden sağanak yağış, birden dolu yağışı. O sıralarda da Ankara'da haklarını aramak için buluşanlar öğretmenlerdi. Atanmayan öğretmenler seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Şimdi ne kadarlık bir atama gerçekleşecek? Gözleri kulakları yarın yapılacak olan bakanlar kurulunda. Bir miktar ne kadar onu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak bakanlar kurulu toplantısının ardından. Ama öncesinde Ankara'da öğretmenler en az 68 bin atama gerçekleşmesi gerektiğini söylemek için buluşlar başkentte. mülakat kalkarsa diye yaşıyorum gerçekten. Toplumda bir meslekte mülakatla personel alınacaksa bunun sadece ve sadece öğretmenlik olduğunu olması gerektiğini inanıyorum. Senin soyadın varsa, amcan dayın varsa tamamdır o zaman. Seni atıyoruz. Mülakata gitmeyip mülakatı kazananlar var. Bunları anlatsak suçlu olacağız. Öğretmenlerin yıllardır beklediği atama iktidarın mülakatı kaldıracağız vaadi. KPSS'de derece yapmasına rağmen mülakatla eğlenen kamuda işe giremeyenler yüzlerce genç hep bir ağızdan bir kez daha aykırdı. Onların eyleminden birkaç saat sonra Milli Eğitim Bakanı bir kez daha mülakat kalkmayacak dedi. Dur! mülakat eşittir torpil demektir. Biz bu ülkede bunu yaşadık bir daha yaşamak istemiyorum. Ben öğretmenlikte mülakata karşıyım istemiyorum. Diyenlere söyleyecek cevabım yok. Nitelikli öğretmen alımının yolu mülakat değildir. Öncesinde yapılan stajlar, eğitimler zaten öğretmenin yeterliliğini kanıtlıyor. Şu an açığın 68 bin olduğunu kendisi söylemişti. Ben sizin adaletinize güvenmiyorum diyen kişiye cevabımı da ben veriyorum. Diyorum ki gelin masanın etrafına oturalım. Sizin zihninizde adalet, hukuksuzluk, kayırmacılık ya da benzeri şeylere sebebiyet veren her ne ise onları çözebilecek tedbirleri beraber masaya koyalım. Bakan Tekin bu haftayı kabine toplantısını işaret etmişti öğretmen ataması için. Ataması yapılmayan öğretmenler de o karar öncesi Ankara Ulus'ta bir araya geldi. Pek çoğu şehir dışından gelen, ataması yapılmayan öğretmenler, dolu yağışından da etkilenseler seslerini duyurmaya çalıştılar. Hem kendileri hem de aileleri. Sizi bu meydanda benim ikinci görüş. Evet bu kadar gençler duysunlar. Bir miktar atacağız demişler. Ne demek bu ya? Ekim ayında 68 bin açığımız olduğunu söyledim. 68 bin atam olacak demedim. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Bir bakan dinlen sözü tutuyorsa bazı şeyleri sorgulamak gerekir. Bu rakam maalesef 23.900'dür. Asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir miktar atama yapılacak açıklaması üzerine Özgür Özel 23.900 öğretmen atamasını dillendirdi. Milli Eğitim Bakanı o rakamı yalanladı ama okullar açıldığında gündeme getirdiği 68.000 açıklar sözlerinden de 7 ay sonra açıklar ama o kadar atama yapılacak demedim dedi, gerekçesi dikkat çekti. 68.000 atamayı bu yıl yapıp bütün ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz an, sınava girmiş puanı düşük olduğu için dışarıda bekleyen arkadaşlarımız. Önümüzdeki dönemde çok cüzi sayıda atamalarla bu sefer de onlar mağdur etmiş olacağım. O zaman eğitim fakültelerini kapatacağız. Herkes eğitim fakültelerini almayacak. Ben ücretli öğretmenlik yapıyordum. Yerime kadrolu atandı ve ben dışarı atıldım. Milli Eğitim Bakanımız bize bir gün olsun çıkıp gençler sakin olun ben buradayım sizin bir bakanınız var. Ben halletmeye çalışıyorum ya da halledeceğim demedi. Biz tamamen tek başımıza kaldık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 68 bin atamadan geri adım attı ve mülakatta da kararlı ama ataması yapılmayan 10 binlerce öğretmen de çok kararlı. Bugün Ankara Ulus Meydanı'nda doluya sağanak yağmura rağmen sırı sıklama olmalarına rağmen eylemlerini sürdürüyorlar. Zor hava şartlarında eylemlerini tamamlayan öğretmenler bakan Tekin'e tepkiliydi. Efendim şimdi e, orada ne kadar çok öğretmen olduğunu görüyorsunuz. Çok daha fazlası var. E, gelebilen var, gelemeyenler oldu. Belki evlatları da oldu ve onlara e, bakmak zorunda kalan, atanmayan öğretmenlerimiz var. Neticede Ankara'da soğukta, yağmur altında, dolunun altında, şemsiyeleri de böyle uçarken, ayakta bile duramayacakları kadar sert rüzgar eserken söyledikleri söz şu. Biz kendimizi e, yalnız başına bırakılmış hissediyoruz. Bir yalnızlığı yaşıyorlar. Dün orada bu e, buluşmaya katılan öğretmenlerimiz onlardan belki mesajlar gelecektir. E, lütfen mesajlarını da bizlere ulaştırsınlar. Dünkü görüntülere bir kez daha bakalım. Bakın ne halde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kime sıcak odalarında, makam odalarındaki yönetenlere, yöneticilere, Erzurum'dan gelenler var. Memleketin dört bir yanından gelenler var. 68 bin öğretmen ataması istiyoruz diye seslerini yükseltmeye çalışanlar var. Üzerlerine dolu yağıyor. Görülmüyor mu bu insanlar? Görülmüyor mu acaba öğretmenler? Görülmediklerini söylüyorlar. Peki öğretmenler adına onların da seslerini yükseltebilmek için bir miktar deniliyor. Ne kadarlık bir atama yapılacak. Bizler göreceğiz ama ne kadar olsa yetmeyecek. Çünkü bu ülkede atanmayan öğretmen meselesi var. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, işte belki kadrolu ama geçinemediğini söyleyen öğretmenler. Netice itibariyle tüm öğretmenlerimiz aynı dar boğazın içinde, aynı yokluğun ve yoksulluğun içinde. Bir de özel okullardaki öğretmenlerimiz var. Onlara da verilen maaşlar çoğu zaman bazı yerlerde hadi öyle diyelim bazı yerlerde asgari ücreti bile bulmuyor. Onların dertleri tasaları onlarla da dertleniyor mu? Hayır. O öğretmenler benim öğretmenim değil ki onlar Milletin Bakanlığı'na bağlı öğretmenler değil ki diye bakan bir yaklaşım var. Onu da hatırlatmasını yapalım. Mülakat mı? Mülakat kalkacaktı size söz vermişlerdi değil mi? O verilen sözler ne kadarı tutuldu, ne kadarı tutulmadı yazıp gönderin.